Bunlar Kürttür. Hani bunlar terördür. Bunları öldürün. Demezle hepsi bize saldırdı. Hani bunlar Ahmet taraftarı. Bunları öldürün. Bunları sağ bırakmayın. Bursa'da oynanan Bursaspor Ahmetspor karşılaşmasında lince uğrayan Ahmetspor taraftarı Tekke kendilerine dönük saldırıyı bu sözlerle anlatıyordu. Saldırı anı ise kameralara böyle yansımıştı. Söz konusu maçta Kürt düşmanı ırkçılar sadece taraftarları linç etmekle kalmamış, sahaya inerek Ahmetspor'un oyuncularına da saldırmıştı. Sahaya taş, sopa, bıçak ne varsa atılmış, birçok Ahmetspor oyuncusu bu saldırılarda yaralanmıştı. Saldırı oyuncuların soyunma odalarına kadar devam etmişti. Ahmetspor'a dönük bu ırkçı saldırıları körükleyenlerin başında AKP iktidarının küçük faşist ortağı MHP geliyordu. Bize göre Ahmet diye bir yer yoktur. Ahmetspor diye bir kulüpten de bahsedilemeyecek. Ahmetspor elbet sadece lince uğramadı, ırkçı saldırılara maruz kalmadı. O kararlı bir şekilde yoluna devam ettikçe en güçlü rakiplerinin bile sevgisine mazhar kaldı, destek gördü. Ahmetspor en güçlü rakibi olan Kastamonuspor'la ligin en kritik maçını yaptığında Kastamonuspor'un başkanı Cengiz Aygün Ahmetlilere dostluk mesajları gönderdi. Ahmetspor'la biz maça gittiğimizde orada takımımızı gayet güzel karşıladılar. Ve maçı kazandığımızda da alkışlayıp yolladılar. Ama hepimiz kardeşiz. Onlar da bizim kardeşimiz. Onlar bizim düşmanımız değil. Kentin belediye başkanı Hasan Balcı da benzer mesajlarla sporun dostluk ve barış yönünü öne çıkardı. Unutmayalım ki spor sevgidir, spor dostluktur, barıştır, kardeşliktir. O nedenle Diyarbakır temsilcisi Ahmetspor sahada rakibimiz, ilimizde misafirimizdir. Benzer bir dostluk ligin 37. haftasındaki Somaspor maçında da görüldü. Somaspor taraftarları Ahmetspor'a herkesten önce şampiyonluk dileğinde bulunma nezaketini gösterdiler. Hocam Ahmetspor şampiyon olsun. Sezon başından beri yapılan mücadele, emek. İnşallah Ahmetspor çıkar. Seyircisiyle, halkıyla, memleketiyle inşallah birlikte. Ahmetspor saldırılardan etkilenmedi. Irkçılar saldırdıkça daha çok bilendi. Şampiyonluk yolundaki mücadeleden bir an olsun şaşmadı. Dostluk mesajlarından güç alarak Kürdistan ve Türkiye'nin dört bir yanından, dünyanın birçok ülkesinden büyük bir taraftar desteğini de arkalayarak kararlı bir biçimde yoluna devam etti. Ve nihayetinde direniş meyvesini verdi ve ligin tamamlamasına bir hafta kala Ahmetspor, Somaspor karşısındaki 1-0'lık galibiyetiyle şampiyonluğu garantiledi. Çekdar Orhan kullandı, savunma karşıladı. Oktay! Oktay attı! Ahmetspor 49'da öne geçti. Maçın skoru milyonlarca insanı sevince boğdu. Ahmetspor şampiyonluk yolundaki mücadelesiyle düşmanlığı körükleyen Bahçeli gibi faşistlerle, sporu linç kültürüyle gölgeleyen ırkçı gruplara tarihinin dersini verirken dostluk gösterenlere de saygıda kusur etmedi. Şampiyonluk yolunda sadece Ahmetspor değil, Batman Petrolspor da önemli bir mücadeleyle bir üst lige çıkmayı hak etti. Bu uğurda mücadele eden takımlardan biri de Vanspor. Taraftarlar bu sezon tüm takımların bir üst lige çıkması için takımlarının arkasında durmaya, ırkçı ve faşist zihniyete karşı dostluk ve barışın dilinin egemen olması için mücadele etmeye devam ediyor.